Sakın Deniz. Sakın. Bunu yaparsan bir daha sakın dönme. Anlatır mısın lütfen, neler oluyor? Olan şu Aslı. Artık seninle yollarımız ayrılıyor. Sen de o gün Hande annemle konuştuğunu hala söylemedin. Yapma Aslı. Ya sanki herkes benden bir şey saklıyor. Yalvarırım artık söyleyeyim. Ben size ne yaptım? Git onu ablan olacak o Aşifre'ye sor. Erkekleri kendini çevirme konusunda Leman'ın üstüne yok. Dur onunla. İyi de sen bunu bu kadar iyi nereden biliyorsun? Yani hayatındaki insanların senin bilmediğin bir şey bildiğini mi düşünüyorsun? Deniz'in benimle olması seni niye bu kadar rahatsız ediyor anne? Kim peki bu insanlar? Annem, ablam, dostlarım, sevgilim. Ya da de hiçbiri. Belki de hepsi. Yani Deniz'in annesinin beni istememesini anlıyorum. Ama benim annemin Deniz istememesini anlamıyorum ya. Ayşe teyze, siz iyi misiniz? İyiyim. Deniz trafik kazası olduğunu söylemişti. Yani ona mı çarpmışlar yoksa o mu birine çarpmış? Beni anlatsana, ne oluyor? Hepiniz bana yalan söylediniz. Hepiniz niye öyle suratıma bakıyorsunuz? Yani hesap sorar gibi. Anneciğim, kimsenin sana hesap sorduğu falan yok ki. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hoş geldin. Ne hoş gelmesi? Ben size gelmedim ki. Aman be Sevgi, sen adamı öldürürsün. Kızın için gelmediysen kimin için geldin peki? Ayşe Hanım için geldim. Ayşe Hanımlar için mi? Evet. O gün sizin emrivakiniz yüzünden bana evini açmış, beni evinde misafir etmiş insanlara ayıp oldu. Onlardan bir özür dilemeye gelmiştim. İyi de efendim, Ayşe Hanım'ın evi 3 sokak yukarıda yani. Öyle mi Metin efendi? Pardon. Biz sizin gibi devlet maaşlı hafiye olmadığımız için bilemedik tabii. Yani böyle evi ararken bir anda siz çıktınız karşıma. Anneciğim, sen şimdi bize gelmedin yani, öyle mi? Benim sizle ne işim var kızım? Bak babanız gelmiş işte. Özlemiş de. Oturun bol bol hasret gidin. İzninizle. Sevgi Hanımcığım, gel etme. Hadi bak buraya kadar gelmişsin. Gir içeri. Üzme çocukları. Vallahi çocuklar sizin efendim. Benim olan o gün benim arkamdan gelirdi. İyi günler. Ne iyi günleri be? Benim seni gördüğüm hiçbir günüm iyi geçmedi ki. Geçmez tabii Osman amca. Yani bizler karşılaştığımızda ya sokak çatışması ya da sözlü kuşak çatışması yaşıyoruz. Vallahi çok zor. Ya bırak laf salatasını. Her geldiğinde böyle 1000 dereden su getirirsin. Bugün niye geldin onu söyle. Yok, bu sefer 1000 dereden su getirmedim canım. En yakın arkadaş çevremden getirdim. Tanıştırayım. Hayatta en sevdiğim insan, hayatın başlangıcı su. Su mu? Nasıl bir isim bu? Özel isim efendim. Aynı zamanda cins isim de. Sen de bir cins adamsındır ya. Ne biçim cins isim? Anan sana başka bir isim bulamadı mı? Ne oluyor burada ya? Bir kelime bir işlem oynuyoruz Münir'cim. Ama maalesef şöyle bizim isimlerimizi kabul edip işlemlerimizi yapmaya razı olmadı. Ya ne olacak kızım? Allah Allah. Bak Osman amca yine beylik tabancasını çıkartacak. Bende de su tabancası var. Bak bu kız da gergin yani. Ya kızım sen bunlara söylemedin mi? Bak yine arbede çıkacak ya. Heh. Geldiniz mi çocuklar? İmedik biliyorsunuz, kapıda girsenize. Çekilsene Osman Bey. Gümrük zaptiyesi gibi ne dikiliyorsun kapıda? Sen ne dikiliyorsun yine oğlum o kapıda? Ne dikileceğim annem? Merak ediyorum ne konuşuyorlar diye. Sen bu kadar meraklı olursan yarın öbür gün teşkilattan yardım isteyip kendi evini de dinletirsin. İnsan babasıyla ne konuşur Sıpak? Kız konuşuyor işte. E tamam, bırakın konuşsunlar. Bak sen sakın vazgeçme. Gördünüz işte kadını. Adı Sevgi ama sevgisiz sevgisiz konuştu gitti yine. Siz bugün kararlaştırdığınız gibi gidin bir an önce alın düğün gününüzü.
Bu zamana kadar boşuna beklemişsiniz zaten. Sen böyle düğün tarihini bugüne kadar boşuna beklemişsin kızım. Böyle aynı evde düğün dernek yapmadan daha ne kadar oturacaksın? Hem ben size demedim mi bu işi fazla uzatmayın diye? Ne bileyim baba. Yani böyle her şey oldu bittiye gelsin istemedim. Güzellikle olsun istedim. Hem belki zamanla annem yumuşar, kabul eder dedim. Bırak onu Sinan Mekeliğini. Seni sevip özlemese peşime takılıp gizli gizli buralara kadar gelir miydi? Yakındır yelkenleri suya indirmesi. Uzatmaları oynuyor artık o. Öyle mi diyorsun? Öyle ya. Kabul etmeyecek de ne yapacak? Siz düğün tarihinizi alın, davetlerinizi bastırın, kendi elinizle gelip verin. Ha gelmiyorum derse kendisi bilir. Siz üzerinize düşen görevi yapmış olursunuz. Ah babacığım ya. Ah babacığım. İyi ki varsın. Varım ya. Siz de bu işi bir an önce bitirin. Ben de tüm imkanlarımla yanınızdayım. Baban daha ölmedi yavrum. Ben ölmedim daha. Bu evde bana sormadan iş yapma dönemi sona erdi artık. Ya Osman amcacığım şöyle kasayı kapatmadan, zehir fırını almadan bir güzellik daha yapsanız ha. Bakın şu kıza yani bu kız okuyor, gurbette, evsiz, barksız. Ya, yazıktı be Osman Bey. Yani ev geniş, oda çok. Bu kız da bir odada kalsa ne olur ya? Ev geniş, oda çok. Maşallah kira veren yok. Nasıl gidecek bu işler? Her ay vermiyor muyuz kira Osman Bey? Niye bu ay gecikti? Onu da birkaç güne kalmaz veririz. İdare ediver. Hem mesele odaysa yani su verip misafir mi diyelim? Gelir benim odamda kalır. Herhalde bu evde bu kadar kredim var değil mi? Biz sana o krediyi okuda adam ol diye veriyoruz. Ha nedir o okuldan erken erken dönmeler? Böyle bir sorunun çıkacağını tahmin ettim diyelim. Tıpkı denizlere gitmem için beni yüreklendirirken her şeyi öğrenip sonra da soluğu evde alacağımı tahmin ettiğin gibi değil mi? Bak bak, çekinme iyi bak. Okulu kırıp beni bu halde evde gördüğüne değdin bari. Ay ne diyorsun sen be? Ne oluyor kızım, ne bu hal gene? Anne, sakın artık kimse benden hesap falan sormasın. Hayatımda ilk ve son kez sadece sizden bana gerçekleri söylemenizi istiyorum. Abla, bana doğruyu söyle. Kim bu karnındaki bebeğin babası, ha kim? Anne, ya sen söyle bari. Hani biz ana kız hiç birbirimizden gerçekleri saklamazdık. Kimin bu bebek ya? Ya dilinizi mi yuttunuz? Neden kimse konuşmuyor? Kimse bana gerçekleri söylemeyecek mi ya? Aslı, sana burada gerçeği söylemesi gereken biri varsa o da benim. Canlar ablanın bebeği benim de kardeşim. Ve bebeğin babası. Artık istemem. Ya her şey herkes bir yana, sen benim şu hayattaki tek dostumdun. Bana bunu sen yapmayacaktın. Hepiniz beni aldattınız öyle mi? Hepiniz bana aylardır yalan söylediniz. Senin iyiliğin için yavrum. Ne diyebilirim ki o zaman? Hepiniz sağ olun. Bunca yalanın içinde. Yalandan da olsa yine de güzel günler yaşattınız bana. Hepiniz sağ olun. Aslı bak ne kadar kızgın olduğunu biliyorum ama konuşmamız gerek. Ya ne konuşacağız Deniz ya? Halimizi görmüyor musun? Bizim konuşacak neyimiz kaldı? Ya ben her gözlerin içine baktığımda acaba yine bana yalan söylüyor diye acı mı çekeyim? Bunu mu istiyorsun? Aslı ya. Ya sus artık ya Deniz, canım acıyor, yalvarırım sus. Ya ben seni o kadar çok seviyorum ki bundan daha kötü hatırlamak istemiyorum. Hoşça kal. Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama sormadan da edemiyorum. Ne olacak şimdi senin o
alt kattaki günahkar kiracıları ne yapacaklar? Hı? Ne yapacaklar Osman Bey? Gerçek ortaya çıkınca herkes bir yerde rahatladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.